Gündemde neler var? Kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Kıymetli takipçilerimiz, Mitsotakis kapıyı kapattı, S-300 kararını duyurdu. Değerli izleyenler, Yunanistan, Ukrayna'yı elindeki S-300 ve Patriotları sevk etmesi yönünde yapılan çağrıları reddetti. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, bu sistemler Yunan hava sahasının korunması için kritik önem taşıyor dedi. Yunanistan elindeki Rus yapımı S-300 ve Amerikan yapımı Patriot hava savunma sistemlerinden Ukrayna'ya sevk etmesi taleplerine bir kez daha ret yanıtını verdi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, ne S-300'leri ne de Patriotları göndereceğiz dedi. Yunanistan'ın hali hazırda Ukrayna'ya destek için çeşitli savunma teçhizatı sağladığını belirten Mitsotakis, ancak Yunanistan'ın kendisi için hayati önem taşıyan silah sistemlerini veremeyeceklerini vurguladı. Medyada Avrupa Birliği'ndeki bazı liderlerin Yunanistan'a Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sevk etmesi için baskı uyguladığı yönünde haberler çıkmıştı. Mitsotakis kendisine bu yönde isteklerin iletildiğini, ancak Ukrayna'ya bulabilirlerse ya da ihtiyaç fazlası başka tür malların sevkiyatını yapmak istediklerini kaydetti. Mitsotakis, S-300 ve Patriotların Yunan hava sahasının korunması için kritik önemdeki sistemler olduğuna da vurgu yaptı. Gerek Mitsotakis, gerekse diğer Yunan yetkililer daha önceki açıklamalarında Türkiye'den olası tehditlere karşı hava savunma sistemlerine kendilerinin ihtiyacı olduğu mesajını vermişti. Mitsotakis bu konuya da değinerek Türkiye'den gelen tepkiye rağmen Deniz Parkı projesini hayata geçireceklerini söyledi. Yunan Başbakan, Deniz Parkı'nı ilan edeceğiz. Çünkü bu, Türkiye ile görüş ayrılıklarımız var diye birbirimizle konuşamayacağımız anlamına gelmiyor dedi.